Gençler, cuma günkü AYT sınavımız seviye geometri sorularıyla birlikteyiz. 31 bir çemberin analitiği sorusu. Nedir hikaye? Eksi 9'da 2 noktasından geçen çemberimiz ikinci bölgede neymiş? Eksenlere teğet. İkinci bölgede eksenlerimize teğet ise biz bunun merkezini söyleyebiliriz. Şimdi yarıçapına R dediğimizde merkezinin koordinatları ikinci bölgede olduğu için eksi r'ye r şeklinde söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu eksi 9'a 2 noktasından geçiyormuş. Yani o A noktası eksi 9'a 2. Buradan şunu söyleyebiliriz. Bakın A noktasıyla merkez arasındaki uzaklık r'dir diyebiliriz. Şimdi eksi 9'a 2 merkezin koordinatları da eksi r'ye r, iki nokta arasındaki uzaklığa r diyebiliriz. İki nokta arasındaki uzaklıktan eksi 9'dan eksi r'yi çıkarttığımızda artı r yapar. Karesi artı r'den 2'yi çıkarttığımızda karesi r'ye eşitmiş. Her iki tarafın karesini aldığımızda aynı zamanda burayı da r eksi 9'un karesi diye yazarsak r kare eksi 18 r artı 81 r kare eksi 4 r artı 4 eşittir r kareden, r karelerin biri gider. R karelerin hepsini bir tarafa topladığımızda bu da r kare eksi 22 r artı 85 yapacaktır. Gerekli 85'in çarpanları da eksi 17'ye 5. Buradan r'miz ya 17 ya da 5 çıkacak. 17'yi alamayacağız. Zaten A noktası dikkat ederseniz eksi 9'a kadar geliyor. Yani yarıçapımızın 5 olduğu aşikar ortada. Yarıçapımız 5 ise o zaman bizim merkezimiz eksi 5'e 5. Yarıçapımız da 5 olacaktır. Bunun denklemi de x eksi eksi 5'in karesi x artı 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir r kare. Açılımları yaptığımızda da x kare artı 10x artı 25 y kare eksi 10y artı 25 eşittir 25. Lerden biri gider. İlgili şıkta x kare var, y kare var hepsinde. Artı 10x eksi 10y eksi 10y Bursa'da. Artı 25 mi? Evet. Aynen öyle. Cevabımız Bursa. Burada r Öklit bağıntısını görüyorsunuz. Buradan r kare eşittir. Nedir? Özür dilerim. R diye yanlış yere söyledim tabii ki. OB uzunluğumuz r. R kare uzunluğumuz Öklit'te bakın 4 çarpı tamam. 4 çarpı 9. 36'dan R'miz bizim 6 çıkacaktır. Yani bunun yarıçapı 6'ymış arkadaşlar. Ne diyor bizden? Koninin yanal alanı. Yanal alan formülünü hatırlıyorsunuz. Pi R diyorduk. A de, bakın A dediğimiz ana doğru. Yani TA ya da TB. 9'dur o da. Yarıçapımızda 6 bulduk. 54 pi cevap edene. Doğrunun üzerine kare yerleştirilmiş. 3, 4, 5'i hepimiz görüyoruz. 3, 4, 5 üçgeni. Bakın şu uzunluk. 3, 4, 5. Onun dışında bakın burada benzerlik hani kendini gösteriyor. C noktasından dümdüz aşağıya indiğimizde absisi 4 olduğu için dümdüz böyle aşağı inecektir. Ordinat da 5 olduğu için indiği yere bir isim verirsek T dersek CT uzunluğu da 5 olacaktır. Bakın şuradaki benzerliğe dikkat edin. Bakın şu açıya nokta diyelim. Çizgi diyelim, devam ettirelim. Çizgi nokta olacaktır. Ve buradan AOT açısıyla BTC açısına baktığınızda 90'ın karşıları ikisinde de 5. İkisinde de 5 ise bunların eş olduğunu söyleriz. Noktanın karşısı 3 ise o zaman noktanın karşısı BT 3'tür. Çizginin karşısı 4 ise o zaman karenin de bir kenarının 4 olduğuna tanık oluruz. Karenin bir kenarı 4'müş. Ne diyor burada? ABCD karesi D doğrusu etrafında 360 derece döndürülürse. Yani D doğrusu hani şöyle çok önemli değil. Bunu düz de çizebilirsiniz. Bir kareyi bir doğru etrafında döndürürken ne diyorduk biz? Aynısını diğer tarafa çizin diyorduk. Bu döndürmeyi böyle köşelerden daireler çizerek rahat görürsünüz. Bunu yaptığımızda bir kenarı 4'tü. Yarıçapı 4, yüksekliği 4 olan bir silindirle karşılaşırsınız. Oluşan cismin hacmi de pi çarpı 4'ün karesi çarpı yükseklikte 4'tü. 4'ün küpü 64 pi olacaktır. Cevabımız Bursa. Taralı bölgenin alanını soruyor. Bakın buradan ordinat 2, şu uzunluk 4, 4 bölü 6,
eşittir c diyelim şuraya. C bölü tabanımızda 3 olacaktır. Gerekli işlemleri yaptığımızda c'yi 2 olarak buluruz. Üst taban uzunluğu 2'dir. Taralı bölgenin alanı bir yamuk. Yamuğun alanında alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Bütün elemanlar var. Alt taban 3, üst taban 2, yükseklik 2 bölü 2'den sorunun cevabını 5 adına buluruz. Verilen deltoidde şimdi şunu yapabilirsiniz. Bakın 34 dik çektiniz. Hatta A'dan geçer. Bunu biliyoruz zaten. Tabanımız 16, 16 olacaktır. O çektiğimiz yükseklik de bu zaten 2'ye böldüğünüzde 8, 17, 8, 15, 17'den bu uzunlukta 30 yapacaktır. Yani çektiğimiz şu uzunluk 30'dur. Soruda bize A üssü C'nin 18 olduğunu söylüyor. Eğer burası 18 ise geriye kalan kısımda 12 olacaktır. Biz bunu yani şu kısım 12'dir. 12, 16, 20'den bunlar da 20'dir. Sorumuzu bir okuyalım. Ne istiyor? Alanı soruyor. Aslında biz bu 12'yi bularak deltoidin köşegenlerini bulmuş olduk. Deltoidin alanı da köşegenler çarpımı bölü 2 idi. Köşegenin birisi 32, diğer köşegen de 42 olacaktır. 32 bölü 42 bölü 2'den. Gerekli işlemleri yaparsanız 32 çarpı 21, 32 ile de 21'i çarptığınızda kaç çıkacak? 32 çarpı 21, 32, 64, 672 Edirne'dir deriz. Soruda gün doğumu yeri ilk A, gün batımı da B. Soruda O noktasında güneşin tam orta noktasından gelen ilk güneş ışığı ile son güneş ışığının gelmesi arasında 12 saat geçmektedir. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Yani güneş doğumundan batımına kadar 180 derece yol alıyor. Ve bu 180 derecelik yolu 12 saatte alıyor. Bunu unutmayın. Sonra bizden istediği şey saat tam 9'u 20 geçe bir noktalı konumdan iki noktalı konuma geçtiğinde saat kaç olur diye bir sorumuz var. Tabii ki şuradaki açıyı bulacağız. Buradaki açı diklikten dolayı 72'dir ve sonuçta arasındaki açı da 110-116 derecedir deriz. Şimdi şu yorumu yapabiliriz. Bakın 180 dereceyi 12 saatte alıyorsa o zaman 116 dereceyi kaç saatte alır diye bir orantı kurabilirsin. Basit bir orantı. X buradan 116 çarpı 12 bölü 180'den. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 12'ye böl 15'tir. 116 bölü 15. Acaba kaç saat yaparı bölmemiz lazım. Bakın 116 bölü 15 dediğimizde 7, 105 kalanımızda bizim 11 yani 7 tam 11 bölü 15 saat yapacaktır. 7 tam saat. 11 bölü 15 saat kaç dakika yaptığını bulalım. 11 bölü 15'i 60 ile çarptığımızda 4. 44 dakika yapmakta. 7 saat 44 dakikadır. Bizden istediği şey saatin kaç oldu? Saat 9.20 idi. Bir de 9.20'yi eklersek gençler buradan ne bulacağız? 16.64 bulacağız. 16 saat 64 dakika. Buradan 60 dakikayı geçirdiğimizde yani saat 17.04 olacaktır. Yani Denizli doğru cevabımız. Şeklin kenarları bir düzgün çökken oluşturuluyor. Kaç kenar diyor? Bakın altıgen 120 derece, kare 90 derece. O zaman geriye 210, 150 derece kalıyor. Yani çökkenin bir iç açısı 150 ise dış açıya 30 kalır. 360'ı dış açıya böldüğümüzde kaçgen olduğunu buluruz. 12'gen Edirne. Şekildeki düzenekte bir kenarı 8 olan böyle iki tane çeyrek çember verilmiş K noktasının AB'ye uzaklığını soruyor. Bak bu da klasik görüntülerden biridir. Eğer 8 ise yarı çapının 8 olduğunu görürüz. Bakın C ile D arası 8 ise C ile K arası da 8'dir. D ile K arası da 8'dir derken bir eşkenar üçgenle karşılaşırsınız. K'dan yukarı doğru bir dik attığımızda 4 kök 3 diye yazarız. Bizden istediği K'nın AB'ye uzaklığı şu kısım. Tamamı 8 zaten bir kenarı. 8'den biz 4 kök 3'ü çıkartırsak istenilen yeri buluruz. Cevap Ceyhan. Bir döndürme sorusu. Klasik bir döndürme sorusu. ABC üçgeni döndürülüyor. 90 ne istiyor bizden?
90 derece döndürüldüğünde diyor. Şimdi gerekli işlemleri yaparsak buradan. Ne diyelim burada? B ve A üssü arasındaki uzaklık 34 olmakta. Şunu bir yazalım. 34. Başka A üssü C uzunluğu da 16'dır. Yani dik kenarın, dik üçgenin bir dik kenarı 16'dır. Diğer kenarına işte X dersek, ne bileyim hipotenüsüne Y dersek, bakın burada bir de C açısı var. İlk açıya alfa diyorum. 90 derece dediği için bakın buraya beta diyorum. Burası tekrar alfa olacaktır. Buradan C açısı 90 artı alfa gibi bir açı oluşmakta. Ben şimdi bunu gördüğüm zaman ilk aklıma kosinüs teoremi geliyor. Yani BC A üssü de kosinüs teoremi uygularsak nedir? 34'ün karesi eşittir Y kare artı 16'nın karesi eksi 2 çarpı Y çarpı 16 çarpı kosinüs 90 artı alfa yapacaktır. Neden? Alfa artı beta 90 olduğuna göre biz oraya 90 artı alfa diyebiliriz. Kosinüs 90 artı alfayı irdelediğimizde indirgeme bağıntılarından biz ona eksi sinüs alfa diyebiliriz. Sinüs alfamız, yani herhangi bir dik üçgende sinüs alfamızda ne olacaktır? Karşı bölü, yani karşı x bölü hipotenüs. Hipotenüsümüzde de y demiştik hatırlarsanız. X bölü y olacaktır. Bunu yerine yazdığımızda, yani kosinüs 90 artı alfanın yerine, şöyle kalemci değiştirelim karışmasın, eksi x bölü y yazdığımızda y'ler gidecek, eksiler de artıya dönecek. Şöyle bir durum oluyor. Bunu da bir yazalım. 16'nın karesini karşıya atalım. Şimdi 34'ün karesini almaya üşendim. Burada y kare artı neler kaldı ortada da? Artı 2 çarpı 16 çarpı x 32x kaldı. 34'ün karesi eksi 16'nın karesinde 2 kare farkından 34'ten 16'yı çıkarınca 18, 34'te 16'yı toplayınca da 50 yaptı. Y kare artı 32x oldu. Böyle bir bağıntı elde ettik. Başka x ve y hakkında ne biliyoruz? Bunu bir kenara yazalım. Yani y kare artı 32x eşittir 18 çarpı 50. O da kaç? 18 kere 5 90, 900 yapar. Başka x ve y arasında Pisagor bağıntısını görüyorum. Yani buradan da Pisagor bağıntısından da dikkat ederseniz x kare ve 16'nın karesinin toplamı y kare eşit. Yani buradan da altına yazalım şuraya y kare eksi x kare 256 yapacaktır. Aşağıdaki denklemi eksiyle çarptığımızda y'den kurtulur ve böylece sadece x'e bağlı bir denklem yazmış oluruz. X kare artı 32x 900'den 256'yı çıkartırsak 644 yapacaktır. Bu da 644, yani büyük bir denklem çıktı. Buradan deneyebilirsiniz de, yani 644'ü çarpanlarına da ayırabilirsiniz. Şunu da yapabilirsiniz. X artı x parantezde x artı 32 eşittir 644'ten. Yani deneyebilirsiniz x'in yerine. Ne bileyim arkadaşlar 12 yazdığınızda işte iki tane parantez var dikkat ederseniz. Şu birler basamağından gideceğim. Sol tarafı 12'nin ikisi, sağ tarafı 12 ile 32'yi toplarsanız işte 44'ün 4'ü yapacak. Birler basamağı 8 olmadı. 13 derseniz soldaki parantezin birler basamağı 3, sağdaki 5 olacaktır. Olmadı. 14 dediğinizde işte soldaki 4, sağdaki 32 ile topladığınızda 46, 24 olma ihtimali var. O yüzden bir deneyelim bunu. X'in yerine biz 14, 14 32'yi toplarsak 46 yapacaktır. 46 ile 14'ü çarptığımızda 644 yapıyorsa cevabımız budur. 4 ile çarpıyorum. 24, 2, 184, 46. Evet, yani 644 yaptı. Demek ki cevabımız. Bu daha kolay olur çarpanları ayırmaktan. Cevap Ceyhan'dır. Bir katlama sorusu. Şekil 1'deki ABCD dikdörtgeni LE boyunca eşit alanda diyorsa, yani DL ve EB eşittir. DL'nin uzunluğuna 3N dersek, EB'ye de 3N diyebiliriz. Aynı zamanda AE üssü, yani AE üssü dediğimiz yer ne olacaktır? 2N olacaktır. Bu katlamada arkadaşlar DL'ye biz 3N demiştik. 3N olacağına göre burası 3N'dir. Katlanmadan önce 5N olduğuna tanık oluruz. Burası da 3N. Bizden ne istiyor?
CL uzunluğu. CL uzunluğu dediğimiz yerde CD uzunluğu, bakın şuranın tabanı olacaktır. Artık burası da eşit alanlı olduğu için 8N. CL'nin uzunluğu 8N. DL'nin uzunluğu da zaten 3N demiştik en başta. Sorumuzun cevabı 8 bölü 3 denizdir. Başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.